Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2022 KPSS videomla karşınızdayım. Bu videomuz branş videosu olacak. Bu videomdan hemen önce genel kapsamlı bir KPSS videosu çekmiştim. 15 dakikalık bir video olmuştu. Uzun diye arkadaşlar dinlemekten vazgeçmeyin kesinlikle. Çok önemli şeylerden bahsettim. Genel kapsamlı videomu izlemeyen arkadaşlarım için açıklama kısmına bırakacağım. O videomu mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi bu videomuz dediğim gibi branş videosu olacak. Türkçe dersinden başladım. Daha sonrasında matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerle alakalı tüm derslerle ilgili branş videolar çekeceğimi söylemiştim. Bu dersimiz Türkçe ile alakalı olacak arkadaşlar. Türkçe dersiyle alakalı çekeceğim videonun içeriği ne olacak onu hemen bir konuşalım. Türkçe dersinde nasıl çalışmalıyız? Hangi hocayı dinlemeliyiz? Hangi kaynakları almalıyız? Yaptığımız en büyük iki hata nedir? Paragraf, sözel mantık, dil bilgisi. Bunlardan bahsedeceğim. Ders çalışma programı hazırladım sizin için. Ondan bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar öne çıkan ve sizin de hani hocam hangisini dinleyelim dediğiniz bir takım hocalarımız var. Aker Kartal, Öznur Saat Yıldırım ve Rüştü Hoca. Bunlar hakkında da konuşacağız arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Türkçe dersine nasıl çalışmalıyız? Arkadaşlar birazcık kendi serüvenimden bahsedeyim. Ben Türkçesi öyle çok iyi olan bir insan değilim. Paragrafta hani az çok iyiyim. Ama lisede yapılan işte sınavlar olsun, YKS sınavı olsun, KPSS çalışma sürecindeki başlangıcım olsun. Hani hep diyordum ki işte paragrafı yapsam, işte sözel mantığı yapsam benim için yeterli diyordum. Hep şöyle hesap yapıyordum. İşte 20 tane paragraf sorusu var, 4 tane sözel mantık sorusu var diyordum mesela. İşte 24 soru, 24 net bana yeter diyordum. Bu kafayla başlamıştım sınava. Ben arkadaşlar daha önceki serüven videomda zaten bahsetmiştim. Ben ders ders ilerlemiştim. Önce coğrafya dersine çalıştım. Daha sonrasında tarihe geçtim. Daha sonrasında coğrafya güncel bilgiler o şekilde ilerlemiştim. Tarih dersini tam bitirmek üzereyken ben tarihten arkadaşlar Mehmet Celal'i dinliyordum. Liseden de dinlediğim bir hocaydı. O yüzden hiç hoca araştırmasına girmeden tarihi direkt hani çalışmaya başlamıştım Mehmet Celal'den. Tam işte son bir videom, son iki videom kala siz böyle şeyleri takip ettiğiniz için keşfetinizde işte ana sayfanıza bu tarz şeyler düşüyor. Mehmet Celal'in diğer kendi yayın grubundaki arkadaşlarıyla yaptığı, yani hocalarımızla yaptığı bir canlı yayına denk geldim. Ve bu canlı yayında soru tahmininde bulunuyorlardı. İşte Mehmet Celal hocamız videoyu açmış, işte bir hocamızı canlı yayın alıyordu, sonra başka bir hocamızı falan. Canlı yayını başlatmadan hemen önce, yani hocaları davet etmeden önce işte sözel mantığı da şu hocamız anlatıyor gibisinden bir şey söyledi. Ben de hani dedim ki sözel mantık dedim, bazı soruları yapabiliyorum bazılarını yapamıyorum. Bu nedenini bilmiyorum. Çünkü sözel mantık videosu dersi falan hiç çalışmamışım, bilmiyorum. Neyse öyle bir köşeye not ettim, karşıma koydum hani aklımda kalsın unutmayayım diye. Tarihi bitirdim arkadaşlar. Daha sonrasında vatandaşlığı bitirdim. Türkçe'ye geçtim aşamada. Dedim ki hani dedim bir şu Aker Hoca dedim sözel mantık anlatıyormuş. Mehmet Celal öyle söyledi. Bir bakayım hani gerçekten güzel anlatıyor mu? Neyse ben işte Aker Hoca'nın sözel mantık videosunu açtım. Daha sonrasında ya o kadar güzel anlatıyordu ki. O kadar çok anladım ki. Çözdüğüm sorular olsun. İşte baktım yapabiliyorum, eğleniyorum. Hani çok hoşuma gitti. Daha sonrasında arkadaşlar dedim ki dil bilgisini aynı şekilde bu hocadan dinleyeceğim. Ve dil bilgisini de hedef olarak koydum. Dedim ki güzel bir net yapmak istiyorum. Ben normalde dil bilgisi sorularına yaklaşırken, yani işte okulda deneme çözerken, YKS sınavı için deneme çözerken falan. Her zaman paragraf sorularını çözüyordum. Dil bilgisi sorularını direkt es geçiyordum. Çünkü kendime güvenmiyordum. Sınava çalıştığım aşamada da aslında kendime güvenmiyordum. Tamam soruları çalışıyordum, biliyordum, yapıyorum. İşte denemelerde falan yapabiliyorum. Ama diyordum ki hani ben hani en ufak bir noktaya takılacak olursam sınavda asla dil bilgisi sorularını işaretlemeyeceğim diyordum. Bu kafayla girmiştim sınava. Neyse ben birazcık daha çalıştım. Birazcık daha kendimi ilerlettim. Konularım bitti. İşte deneme çözme aşamasına geçtim. Baktım gerçekten yapabiliyorum. Hani dedim ki çok aşırı takılmadığım bir nokta olursa eğer, çok hani çok önemli bir şey olmazsa eğer dil bilgisini yapacağım dedim. Kendime güveniyorum dedim. 30'da 30 yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim. Benim sürecim bu şekildeydi. Ve bunu ne şekilde başardım arkadaşlar? Bunu tamamen bir hoca sayesinde. Yani ben normalde konu kitabından çalışsaydım, kendi başıma çalışsaydım, başka bir hocadan dinlemiş olsaydım gerçekten yapamazdım arkadaşlar. Türkçe dersine nasıl çalışmalıyız? Kesinlikle arkadaşlar öncelikle severek çalışmanız gerekiyor. Kendinize hitap eden bir hoca bulmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Türkçe ve matematik arkadaşlar pratik gerektiren dersler. Pratik gerektiren derslerde de bol soru çözümü şart. Yani tarih için, vatandaşlık için, coğrafya için arkadaşlar çok soru çözümüne gerek yok. Çünkü o kısım, yani genel kültür kısmı zaten bilgi odaklı. Sen işte vatandaşlıkta işte Cumhurbaşkanı'nın yaşı kaçtır? Yani pardon, bir Cumhurbaşkanı kaç yaşında işte Cumhurbaşkanı olabilir gibisinden bir soru gelse zaten direkt bilgi odaklı. Yani hani hiç o şeylere bakamıyorsun. Bakmana gerek yok yani. Aşağıdakilerden hangisi bir set girl değildir mesela. Bunlar tamamen bilgi odaklı geliyor. Ama Türkçe öyle değil arkadaşlar. Türkçe zaten pratiği belli. Yani konu anlatımı belli. Gelen sorular belli. Sizin o sorular üzerinden yorum yapabilmeniz gerekiyor. Onlara soru kökün içinde bulabilmeniz gerekiyor. Hani Türkçe'de matematik öyle çok aman aman konu yok. Hani matematikte zaten konu anlatımı hiç yok neredeyse. Tamamen pratiğe dayalı arkadaşlar. Siz karşınıza soru çıktığında siz eğer ki kalem oynatamıyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız, başlangıcı yaptınız. Acaba bu böyle miydi, şöyle miydi, şöyle miydi diye kafanız karışıyorsa artık arkadaşlar. Siz hiç yani baştan yanlış yapmışsınızdır. Sizin bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Türkçe dersiniz çalışmalıyız, severek çalışmanız gerekiyor. Kendinize hitap edecek ve eğlenebileceğiniz bir hoca bulmanız gerekiyor. Daha sonrasında da arkadaşlar bol bol pratik yapmamız gerekiyor. Hangi hocayı dinlemeliyiz? Şimdi bu aşamada arkadaşlar öne çıkan 3 tane hocamız var. Aker Kartal, Öznur Saati Yıldırım ve Rüştü Hoca.
Şimdi bazıları diyor ki Rüştü Hoca çok sallıyor. Bazıları diyor ki Rüştü Hoca çok iyi. Bazıları diyor ki bazen iyi bazen kötü diyorlar. Rüştü Hoca hakkında konuşacağım. Ben arkadaşlar lisedeyken daha önce Öznur Saati dinlemiştim. Ben zaten daha önce işte KPSS, ortaöğretim KPSS'ye de girmiştim. Ortaöğretim KPSS'de öyle bir çalışma sürecim oldu. Daha doğrusu sürecim olmadı. Türkçeden giriş yaptım arkadaşlar. Bir 3-4 gün yaptım, çalıştım sonra bıraktım. O süreçte ben Türkçe'ye Öznur Saatten çalışmıştım arkadaşlar. Tamam gerçekten çok kaliteli hoca. Çok güzel bilgiler veriyor. Ders anlatma şekli gerçekten çok güzel. Ama arkadaşlar bana hitap etmedi. Çünkü bana hani böyle lise sıralarında anlatılan dersler gibi geliyordu. Çok sıkıcı geliyordu. Öğrenemiyordum. Yani o kadar zor görünüyordu ki bana oradan o şekilde. Ve videolar da çok fazlaydı. Videoların süresi çok uzundu. Hani gerçekten sıkılıyordum. Hitap etmiyordu bana. Neyse arkadaşlar ben Öznur Saati artık hani bırakmıştım zaten. Artık çalışmadım da orta öğretim KPSS'ye hiçbir şekilde. Sadece o 3-4 günlük bir serüvenim vardı. Daha sonrasında arkadaşlar ben dediğim gibi coğrafyadan başladım. Coğrafyadan başladım. Bitirdim. Tarihe geçtim. Bitirdim. Vatandaşlığa geçtim. Bitirdim. Güncel bilgilerde zaten bir uygulama vardı. Ben ondan bahsedeceğim size. Daha sonrasında dedim ki Türkçe'ye geçeceğim. Türkçe'ye geçtiğim zaman da arkadaşlar zaten Mehmet Ceren'in videosunda ben Aker Hoca'ya denk geldiğim için Sözel Mantığı dinleyip sonra ona geçiş yaptığım için Aker Kartal'la tanışmış oldum. Arkadaşlar birincisi ders anlatma şekli gerçekten efsane. Ve oturup size tüm konuları anlatmıyor size. Tüm Türkçeyi anlatmıyor arkadaşlar. Size potansiyel soru, potansiyel konu olabilecek şeyleri anlatıyor. Şimdi zaten Türkçeye baksanız arkadaşlar sayfalarca konu anlatımı çıkabilir. Sayfalarca. Yüzlerce video çıkabilir. Ama önemli olan arkadaşlar sizin vaktinizin çalınmadan, sizi eğlenerek, böyle güzel bir şekilde öğretilerek hani öğretecek bir hocayı seçmeniz gerekiyor. Ben Aker Kartal'ı gerçekten çok beğendim. Bir kere çok eğlenceli. Esprileri akılda çok aşırı derecede kalıyor. Yani o konunun sizin akılda kalmanıza çok yardımcı oluyor. Bazıları diyor ki yani çok boş konuşuyor. Çok boş espriler yapıyor. Saçmalıyor. İşte bu ne biçim hoca, bir eğitimci böyle mi olur? Aslında arkadaşlar bir eğitimci gerçekten böyle olmalı. Ben de hani geçip tahta karşısında işte şu pratikteki şeyleri okuyup yazdırıp geçebilirim. Bunu herkes yapabilir. Ama önemli olan onları öğrencilere işte ihtiyacı olan kişilere öğretebilmek. Ve öğretebilme aşamasında ben gerçekten Aker Kartal'dan çok memnun kaldım. Ve hani her önüme gelene de tavsiye ediyorum diyebilirim. Burada hani amacım hoca karalamak, düşürmek falan değil. Siz Öznur Saat arkadaşlar size daha çok hitap ediyor. Size karakterinizde ve size samimi geliyordur. Siz onu dinlersiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben sıkılmadan çalışabildim, öğrendim. Artık Türkçeyi başarabildiğimi gördüm. Ön yargılarımı tamamen yıktım. Yani gerçekten çok kaliteli bir hoca. Bir iki tane videosunu açın. Ne demek istediğimi anlarsınız gerçekten. Öznur Hoca'ya geçelim arkadaşlar. Çok ciddi ve güzel bir şekilde anlatıyor dersini. Tamam o da espri falan yapıyor ama karakteri itibariyle birazcık soğuk bir hoca gibi duruyor. Her şeyi güzel bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hangisi karakterinize daha çok yakınsa onu tercih edebilirsiniz. Ama arkadaşlar benim tercihim Aker Kartal'dan yana. Rüştü Hoca'ya geçelim arkadaşlar. Rüştü Hoca biliyorsunuz ki hem Türkçe anlatıyor hem de genel olarak zaten paragrafta öne çıkmış bir rolü. Paragraf taktikleriyle. Ben işte paragrafı nasıl yapsam diye bir arkadaşıma sorduğum zaman bana bir video atmıştı. 10 taktik ile paragraf gibisinden bir video atmıştı. Rüştü Hoca ile o şekilde tanıştım. Neyse işte videosunu falan dinledim arkadaşlar. Video dinlerken dedim ki çok boş geliyor dedim. Acaba dedim bu 10 maddeyi yazdığı bir şey yok mu? Açıklama kısmına baktım. Yok, yorumlara indim. Bir arkadaşımız yazmış sağ olsun. Neyse ben açıklamanın ekran görüntüsünü falan aldım. Sonra o köşede beklettim. Zaten aldığımız hiçbir ekran görüntüsüne adam akıllı bakmıyoruz arkadaşlar. O yüzden boşa ekran görüntüsü almayın. Neyse öyle bir denk geldi görüşte. Neyse ben bir videosunu izlediğim için ister istemez keşfetme farklı videoları da düşmeye başladı. Orada arkadaşlar paragrafla alakalı benim paragraf çözerken hep takıldığım bir konu vardı. Ve hani o videosu da tam şans eseri o videosu karşıma çıkmıştı. Ben dedim ki hani bir izdim ya belki gerçekten hani kullanışlıdır falan diye düşündüm. Videosunu açtım. Aşırı güzel geldi arkadaşlar. Ben hani dedim ki bir sorularda falan uygulayayım gerçekten oluyor mu olmuyor mu? Evet çoğunluğunda oldu arkadaşlar. Hani dedim ki gerçekten mantığı bu şekildeymiş. Bazı şeylerin gerçekten mantığını bilmek gerekiyor. Ha Rüştü Hoca'nın verdiği taktiklerle her soruyu çözebilir misiniz? Çözemezsiniz arkadaşlar. Çünkü şöyle ki biz soruyu çözmeye odaklanıyoruz. Soruyu görmeye değil. Soruyu çözmeye odaklandığımız için biz göremiyoruz yani kaçırıyoruz bazı şeyleri. Rüştü Hoca zaten bu alanda zaten öne çıkmış bir kişi. Zaten bir öğretmen. Bu alan kendi alanı. O yüzden görebiliyor arkadaşlar. O soruyu çözmüyor. O sadece direkt görmeye odaklanıyor. Bazı sorularda biz göremeyebiliyoruz. Ya da ÖSYM bazı soru köklerinde o şeyi görmemize izin vermeyebiliyor arkadaşlar. Her soruda kullanamayabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, siz bugünden itibaren paragraf çözmeye başlasanız zaten kendinize artık bir taktik geliştirmiş oluyorsunuz. Sizin de kendinizce taktikleriniz oluyor. Sen paragraf şu paragraf sorusunu normal şartlarda 4 dakikada çözüyorken ve yanlış çözüyorken artık bu paragraf sorusunu 2 dakikada çözüp çok doğru bir şekilde çözebilen bir hale gelebiliyorsun. Sonra bir dakikaya düşürüyorsun. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyorsunuz. Zaten kendinize taktikler geliştiriyorsunuz. Ama bu tarz taktiklerden faydalanmakta da yarar var arkadaşlar. O yüzden Üçlü Hoca'yı da ben öneriyorum. Bir kere de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde dil bilgisi videoları var. Onları da dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. O da aynı şekilde bu konuları anlatırken potansiyel soru olabilecek şeyleri anlatıyor.
Hangi kaynakları almalıyız? Şimdi ben kaynak önerisinde arkadaşlar hep aynı tavsiyeyi veriyorum. Ben mesela hiç kaynak videosu izlemedim. Kim hangi kaynağı almış, nasıl alışveriş yapmış, bu tarz videolar izlemedim. Çünkü alabileceğim kaynaklar vardı, alamayacağım kaynaklar vardı. O yüzden izlememe yani gerek yoktu arkadaşlar. Ben kaynaklarımı seçerken şöyle seçtim. Ben Türkçeden eğer ki Aker Kartal'la hani devam etmişsem yoluma, Aker Kartal'ın kitaplarını almaya yoğunluk gösteriyordum. Aker Kartal'ın işte birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye kitapları vardır. İyice Aker Kartal'ın kitaplarını iyi bir şekilde araştırmışımdır. Zaten hocalarımız Instagram sayfalarında kitaplarını güzel bir şekilde tanıtıyorlar arkadaşlar. O tanıtımlara da bakabilirsiniz. Ben arkadaşlar hangi hoca dinlediysem o hocanın kaynaklarını almaya özen gösterdim. Ben iki yayın evinin kitaplarını kullanıyordum. Bir benim hocam, bir de İSEM Yayıncılığın kitaplarını kullanıyordum. Şöyle arkadaşlar, mesela ben Aker Kartal'ın kitaplarını aldım, çözdüm, bitti. Bana başka soru kitabı lazım. O zaman güvendiğim ikinci bir hoca olan Öznur Hoca arkadaşlar. Öznur Hoca'nın kitaplarını kullanıyordum. Bu iki yayın evinin hocalarının kitaplarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten hemen hemen hepsi aynı sorulara yer veriyor. O işte Türkçe'de bir istisna vardır. İstisna üzerinden bir soru koymuştur. Öznur Hoca da aynı şekilde, yani çok farklılık göstermiyor. Ama şöyle söyleyeyim, kaliteli iki hocanın kaliteli orta seviye ve zor seviye kitaplarını alabilirsiniz. Hangi hocayı, bu tüm dersler için geçerli, hangi hocayı dinliyorsanız arkadaşlar o hocanın kitabını almaya özen gösterin. Size illa da şu kitabı alın, şu kitabı alın diye kitap tanıtımı yapmama gerek yok. Yaptığımız en büyük iki hata nedir? Arkadaşlar Türkçe dersi için yaptığımız en büyük iki hata, birincisi bol bol konu çalışmak ve konu kitapları kullanmak. İkincisi bol bol soru çözmemek. Bu en büyük iki hata. Siz arkadaşlar istediğiniz kadar konu çalışın. Siz anlamadıktan sonra, onun pratiğini yapmadıktan sonra konu çalışmanız tamamen boş. İstersen 10 tane hocadan dinle. Sen bol bol soru çözmedikten sonra tüm emeklerin çöp oluyor. Çünkü hoca sana anlatıyor zaten onu. Sen onu anlıyorsun. Okey, orada bir sıkıntı yok. Ama soruya geçtiğin zaman hani bakıyorsun acaba şöyle miydi diye kafana takılıyor. Acaba bundan mı bahsediyor? Böyle karmaşa içerisine düşüyorsun. O yüzden kalem oynatabilmen gerekiyor. Antrenmanlarla Türkçe kitabı var. Mesela onu alıp soru köklerine iyice inebilirsiniz. Antrenmanlarla 1, 2, 3 diye. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok kaliteli kaynaklar oluyor zaten ve çok soruya yer veriyor. Pratik yapmanız için yardımcı olur size. Şimdi paragraf arkadaşlar 20'ye yakın soru geliyor. Sözel mantıktan 4 soru geliyor. Dil bilgisinden de arkadaşlar 6, 7, işte 13'e kadar da çıktı. Görülmüş zaten. Dil bilgisi arkadaşlar aynı şekilde kesinlikle Aker Kartal'dan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sözel mantık kesinlikle Aker Kartal. Paragraf Rüştü Hoca ve Aker Kartal. Bu ikisinden ilerleyebilirsiniz. Ders çalışma programı hazırladım. Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Ders çalışma programlarımız ben bu şekilde olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Konu çetelesi, video çetelesi şeklinde tutarsanız. Buraya arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu program arkadaşlar Aker Kartal'ı tanıttığım için, yani Aker Kartal benim hocam olduğu için, ben bunu seçtiğim için onun videosuna göre hazırladım. Siz Öznur Hoca'ya göre eğer ilerliyorsanız Öznur Hoca'ya göre bir program hazırlayın. Konularımı önce yazdım. Ses bilgisini hani konuları da gidip internetten araştırmadım. Aker Kartal'ın oynatma listesinden baktım. Ses bilgisini 3 videoda anlatmış. Yazım kuralları 3. Bu şekilde hepsini yazdım. Video sayılarını yazdım. Ve çalışması gereken gün. Şimdi ben ses bilgisini 3 videosunu bugün içerisinde izlesem, yarın da sorularımı çözsem 2 gün ideal. Ben böyle düşünüyordum. Siz 3 güne de çıkarabilirsiniz. Bunu günü kendinize göre işte bir güne de indirebilirsiniz. Bunu tamamen kendinize göre ayarlayın. Hepsini yaptım arkadaşlar. Ortalama gün ve fazla gün şeklinde de hani yazdım. 4, 5, işte 2, 3 diye yazdım. Zaten bu programa uyduğunuz takdirde arkadaşlar en fazla 39 günde Türkçe bitirmiş oluyorsunuz. En fazla 30 günde de, en az 30 günde de arkadaşlar bitmiş oluyor bu program. 41 videodan ibaret dediğim gibi. Bu şekilde Türkçe çalışırken 3 tane kaynak bitirseniz sizin için ideal olur arkadaşlar. Türkçe dersinde bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Aklınıza takılan şeyler varsa mutlaka bana yorum kısmında sorun arkadaşlar. İnşallah videom size yardımcı olabilmiştir.